Boş ver alkışı, boş ver. Alkıştan bir şey olmaz. Can kulağını aç. Söz kalbe şifadır. İnsan kulağından zehirlenir. Pan zehiri de kulağından alır. Söze dikkat et. Resimle, imzayla bir şey olmaz. Zaten melaike-i kiram filme alıyor. Karşımıza çıkar. Ve o makinede arıza yok. Sadece görüntüyü değil, kalpteki niyeti de çeker. Onun için artistliğin lüzumu yok. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne sultanlar geldi geçti. Bir avuç toprak şimdi. İstanbul'u fethettiği zaman Fatih Sultan Muhammed merhum 21 yaşındaydı. Altı yabancı dil bilirdi. Hatta Fetih'ten on sene sonra yedinci bir dil olarak Boşnakçayı öğrendi. Saray Bosna'ya ziyarete gitti. Kendi dillerinde onlara hitap etti. Elli bin kişi vardı meydanda. 30 bini o gün Müslüman oldu. 2012 senesinde ben gittim. Geciktiğime de üzüldüm. Orada gördüğüm bir ihtiyara. Neden Türklere bu kadar düşkünsünüz? Ben Türkiye'den geliyorum. Gördüğüm boşnak sayılıdır. Neden kendinizi yakın hissediyorsunuz dedim. Kızdırmak için ihtiyarı. Evinin kapısına Türk bayrağı asmış. Şakaya bile tahammül etmedi ihtiyar ve bana dedi ki, Sen neler söylüyorsun Hayati Bey? Türkiye'de 75 milyon boşnak var. Anlaşıldı mı? Pek değil galiba. Slav ırkındandır. Hırvatlarla da Sırplarla da amca oğlu dayı çocuğudur falan akrabadır. Ama kendini seninle kardeş sayıyor. 75 milyon boşnak var Türkiye'de diyor. Neden? Neden? 1463 senesinde Fatih Sultan Mehmet merhumun ihlasla attığı tohumdan. İhlasla atılan tohum çınar olur. Yarım yamalak atılırsa çürüyüp gider. Ağızdan çıkan kulaktan döner. Kalpten çıkan kalbe gider. Fetihten hemen sonra eski bir Bizans sarayının yanına getirdiler Fatih'i. Dediler ki efendim bu meşhur Bizans sarayı, Bellargen sarayı Yüzlerce yıl dünyaya kan kusturmuş bir sarayı. Ama o gün bakıyor Fatih, yerle bir olmuş, bir metreden yüksek duvar yok, tek tük kalan duvarlarda baykuşlar ötüyor, örümcek ağından geçilmiyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Marhum şöyle bir şiir okuyor oracıkta. Perdeddari mi kunedder kasrı kayser ankebut, bum nevbet mizanet bertaremi afras yap. Farsça, tercüme ediyorum. Kaderin cilvesine bak, tarihin hükmünü seyret, ibretle bak. Dünyayı titreten Bizans sarayı yerle bir olmuş, Boru çalmak için baykuş var. Protokol müdürü örümcek. İşte dünyanın hali. Dünya bundan ibaret. Burada hava atmak ahmaklık. Sen hiç kefen görmedin mi? Al bir tane evde bulunsun. Hazır et. Millete telaş olmasın. Ara sıra da öp kokla onu. Kostüm. Olur rengi taalluk rehzeni darı bekan abi. Anın için sadelikten gayrı reng olmaz kefenlerde. Şair Nabi, üstadım, diyor ki, Dünyada fazla takıntın olursa, ona buna bağlanırsan, hani var ya bir sürü, Bağlanacak şey. Aldan kaç. O say say bitmez. Bağlanırsan renk renk olursun. Ve renkli olmak son yolculukta problem teşkil eder. Başına bela olur. O yüzden son yolculuğuna giderken yolcuları. Sade bir renkle, kefenle uğurlarlar. Haberin olsun. Olur rengi taalluk rehzeni darı bekan abi. Anın için sadelikten gayrı renk olmaz kefenlerde. Behredar olur ni amdan zineti terk eyleyen. Nahl olunca bir şükufe bar kendin gösterir. Çelebizade Asım Üstadım, Şeyhülislam. O da dedi ki, okuduğum beyitte nimete kavuşmak için sade olman lazım. Süslü püslüyken olmaz. Ve verdiği örneğe bak. Rengarenk çiçeklerle süslüyken ağaçta meyve olmaz. Çiçekleri dökünce meyve verir. Eğer böyle bir kalabalıkta bu kadar ince bir nükteyi yakaladınız da alkışlıyorsanız helal olsun. Can kulağını açın, can kulağını. Tebrik ederim. Aksaray mübarek bir yerdir. Muhteşem bir yerdir. Yeraltı zenginlikleri olağanüstüdür. Evliya yatağıdır. Yerin altındakileri unutmadan yaşasın üstündekiler mahcup olurlar yoksa az kaldı. Dostlar size bir vasiyet bildireceğim. Vasiyet, vasiyet. Ben bilmiyorum Azrail Aleyhisselam beni nerede bekliyor? Kim bilir? Belki şurada. O halde son sözünü söyle. Numara yapma. Giderken söyleyeceğin sözü söyle. Aksaray'a kadar geldin. Seni adam sandık dinledik. Mahşerde işimize yarayacak bir şey söyle. Laf kalabalığı yapma. Evet estağfurullah demek lazım. Aferin. Ama doğru. Vasiyetimi bildiriyorum. Mahşerde hatırlatırım. Ekim'in 8'inde 2019 yılında geldim. Size vasiyetimi bildirdim. Ne yaptınız derim. Demedi demeyin. Bakın bu vasiyet de nereden çıktı? Altı sene önce hastaneye kendimi dar attım. Göğsüm sıkışıyor falan diye kalp kriziymiş ben bilmiyorum. Hem de epey hatırlı bir krizmiş. Derhal yatırdılar bir stent taktılar. Stent dediğim yüzük. Yüzük taktılar bana nişan yüzüğü. Düğüne de bekleriz. Şimdilik nişanlıyız. Doktor yoğun bakım odasında karşıma dikildi. Bu kriz epey sağlamdı dedi. Senden beş yaş genç kalp profesörü hocamız daha geçenlerde böyle bir kalp kriziyle üst kattan alt kata ameliyathaneye yetiştiremedik. Merdivenlerde öldü dedi. Dedim Allah razı olsun iyi moral veriyorsun yahu. Moral verdi yani. Benim durumum ne olacak dedim. Bana ilmin sonunu söyledi. Tıp ilminin geldiği son nokta. Hocam dedi müsterih ol ölene kadar yaşarsın dedi. Allah razı olsun dedim. Çok hoşuma gitti. Rahatladım. Ölene kadar yaşarmışım. Daha ne ister insan? La mevta illa bil ecel. Ecel gelmeden ölüm yok. Ecel gelince de erteleme yok. Allah'ın sana en güzel hediyesi, kıymetini bil. Bir ölmesen var ya, yandın. Gelmişsin 786 yaşına, Evde bir ihtiyar var bakılacak 943 yaşında. Tamam mı? Bir de teyze var 1005 yaşında. Aman Allah'ım. Çekilir mi böyle bir hayat? Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Allah sevgilisine ölüm tayin etti. Güzel olmasa vermezdi. Fakat doktorun son sözü şu. Hayati Bey vasiyetini yaz. Neden abi? Vasiyetin olmadan ölürsen kabir hayatında konuşmaya izin vermezler imiş. Nereden öğrendin? İmam Gazali okudum. Kıyamet ve ahiret. E ee, konuşmasak ne olacak kabir hayatında? Kime ne anlatacağız ki zaten? dedim. Benim için fark etmez de konuşmamaya sen dayanamazsın dedi. Adam bana geveze diyor. Estağfurullah. Vasiyetini yaz dedi. Ben de yazdım. Size söyleyeceğim vasiyet işte o. Görüyorum ki kalabalık genç birkaç ak saçlı var. Onlar sayılmaz. Onlar da genç maşallah. Ben de gencim tabii. Ömrümün geri kalan 70 senesinde neler yapacağımı planlıyorum. Bana dua et delikanlı diyorum. Talebe diyor ki hocam şair Nabi'yi çok seviyorsunuz. Tamam. Özlersiniz. Nereden bildim? Ben sevdiğimi özlüyorum. Oradan bildim. E madem dua istiyorsunuz sevdiğinize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi? Bana bak mikrop öyle dua olmaz dedim. Sevdiğim doğru, özlediğim de doğru ama kavuşmanın acelesi yok. Adam hacca gitmiş dua ediyor. Hacda dua ediyor adam hacda. Kabe-i Muazzama'nın yanında. Ya Rabbi canımı burada al. Ama bu sefer değil. Delikanlı uyandı tabi. Yaptığı hatayı anladı. Nasıl dua edeyim dedi. Ah dedim soruyu böyle sor. Bana şöyle dua et. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Çocuk meraklı. Neden hocam dedi. E, son gülen iyi güler dedim evlat ondan. Vasiyet web sayfamda hayatıinaç.com web sayfamda bas göreceksin tavsiye ettiğimiz kitaplar iki tane kitap koydum oraya basınca açılıyor git kitap satın al demiyorum orada kitap ekrandan oku istersen çıkış al Maliyet sıfır. İki tane kitap var orada. Bu iki kitap biraz önce andığım Fatih Sultan Mehmet merhumun hocaları tarafından yazılmıştır. Yani size diyorum ki Fatih'le okul arkadaşı olun. Okul arkadaşı tertibinden durumu kurtarın. Aynı hocanın talebesi olun. Daha ne istiyorsunuz? Ve bunu size mahşerde hatırlatacağım. Ona göre. Bu kadar hanım kız buradayken e ben bunu söylerim şimdi. Söylerim. Geçen de bir kaymakam boş bulundu. Vali Bey'in yanında dedi ki Bizim hanım çalışmıyor efendim. Bak, 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 çalışmıyormuş hanım. Kaymakam da benim talebem ha. Liseden beri, aramız iyi. Dedim ki kaymakam bey, bu gömleği kim ütüledi dedim, hanım dedi. Kahvaltıyı kim hazırladı sabah, hanım dedi. Üç tane çocuğun var biliyorum, kim bakıyor onlara dedim, hanım dedi. Çamaşırları kim yıkıyor hanım? Web çalışmıyor öyle mi? Allah daş eder adamı. Allah adamı yakar. Zulümdür bu. Şaka bile edilemez. Sekiz saat mesai yapıyorsun hepsi bu. Ben avukatım iyi bilirim. Cumartesi pazar tatildir. Adli tatil var. 45 gün yatarız. Hanım çalışmıyor. Neden? Ev hanımı. Yok ya. 40 seneden beri bir gün tatil yapmadan çocukların, senin, annenin, babanın, torunların kahrını çeken ev hanımı çalışmıyorsa çalışan kim? Bu hakkı diyemezsin. Nasıl söyleyeyim hocam dedi, ev hanımı ya dedi. Şöyle söyle, annelik yapıyor bizim hanım, annelik ve dünyadaki en ağır iştir. Aksini bilen var mı? Annelikten daha zor bir iş bilen var mı? Ben bilmiyorum. 20 yaşına kadar anasının eline bakan, 20'sinden sonra hanımın eline bakan bir zavallıyım ben. Her erkek de öyledir itiraf etse de etmese de. Kolay değil. Nereye gidiyorsun? Mahşere gidiyorsun hesap vereceksin. Evlat annenin eseridir. Anne yetiştirmezse baba ağzıyla kuş tutsa sonuç alamaz. Babaya düşen problem olmamak. Masrafları karşılamak, Ayak bağı olmamak. Hatta en iyi babalığı size söyleyeyim. 40 yıllık evli olarak biraz yetkim var. Söyleyeyim. Tecrübemi konuşturuyorum burada. Boru değil. Bir babanın evladına yapacağı en büyük iyilik anasına iyi davranmaktır. Elini vicdanına koy. Ve şunu da unutma. Cennet annelerin ayağı altında. Ama şunu da unutma. Kadınların değil. Annelerin. Erkeklerin de değil. Babaların da değil. Cennet annelerin ayağı altında. Karıştırma. Son zamanlarda biraz kafamız karıştı. Cennet annelerin ayağı altındadır. Dengeleri bozduğun zaman Allah göstermesin. Ayarı bozulan terazi gibi her iş yanlış çıkar. Kariyer savaşına girdi ablam. Girsin girecekse karışmam da çocuk yuvada. Yuvadan çıkıp büyüyen çocuk da sen yaşlanınca huzur evine yatırıyor. Yalan mı? Evin sultanıdır hanım, sultan sultan, hiç sözüm geçmez benim evde ama daima son sözü ben söylerim, erkeğiz biz burada, haklısın hanım peki ne diyorsan o derim, son sözüm de budur yani, aynen öyle yani, sonuna kadar kılıbıklık yaşasın. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe ile karşı karşıya oturuyor. Hazreti Ayşe annem. Annemiz ortada bir su bardağı var. Ayşe annem suyu aldı eline yarıya kadar içti. Bıraktı. Naz var. O server aleyhissalatü vesselam su içeceği zaman başka bir bardak mı ister benim bardağımdan içer mi? Mesele bu. Onu Allah nazladı. Ben ne yapayım demişti Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ayetle nazlandı o. Ve o an geldi. Bardağı eline aldı. İkinci han serveri bardağı tuttu. Hazreti Ayşe dikkat kesildi. Bakıyor ne olacak? Dökecek mi? İçecek mi? Tir tir titriyor. Kaldırdı. Ve bardağı çevirerek onun içtiği yerden içti. Batıdan gelip bir de bana aşkı anlatacaklar öyle mi? Yok ya. Allah Allah. Sevgi nedir? Aile nedir? İnsanlık nedir? Mutluluk nedir? Anlatacak batıdan gelip. Sen nereden geliyorsun abi? Avrupa'dan. Bir dakika. Bir otur oturduğun yerde. Ben seni tanıyorum. İşin gücün zulüm sömürge sen giderken biz geliyorduk Haddini bil. Bu medeniyete ahkam kesemezsin. Akıl veremezsin. Alacağın çok ders var. Bugüne kadar çalarak aldın. Adam gibi ol da gönüllü al. Diyebilmek için kendi kaynaklarımızdan haberdar olmamız lazım. Ama bizim böyle bir problemimiz var. Kendimizi pek tanımayız biz. Bakın nasıl tanımayız söyleyeyim size. TRT'de bir programda Hindistan'daki Tac Mahal'i anlattım bir gün. Tac Mahal bilen var mı? Bilmeyen var mı? Harikadır yani. Dünyanın en güzel eserlerinden biri. Şah Cihan yaptırmış. Hanımı vefat edince onun hatırasına onun mezarı olarak yaptırmış oraya defnettirmiş bakar bakar ağlardı. Aşk bu. Yani Tac Mahal bir aşk eseridir. Yapan bizimkilerdir. Osmanlı'dan giden mimarlar yaptı. Yazılarını da Osmanlı Hattat'ı yazdı. Hepsi bizimdir de dedim ya kendimizi tanımayız pek biz. Bu bir aşk eseri ya. Kocası da karısı için yaptırmış ya. Başıma gelene bak. Benim programlarımı genellikle seyretmeyen ablanız o gün seyredeceği tutmuş. Eve geldim fatura önümde. Hanımı için neler yaptırıyor insanlar bak dedi kendin söyledin dedi. Vaziyet ciddi. Ben de dedim ki orada da anlattığım gibi hanım vefatı üzerine yaptırmış. <laughs> yani Allah hayırlı ömür versin. <laughs> Bu mevzu bir daha açılmadı. <laughs> bir daha açılmadı. Hazreti Ayşe annem şu şiirin sahibidir. Size dört mısra kısa bir Arapça şiir okuyacağım. Lütfen dikkat. Velau semi'u ehli Mısra evsaf haddihi. Lema bezelu yevmin Yusuf min nakdin. Lavi ma zaliha lev ra'ayna jabinahu la asarna bil qat'il kulubi ala al-aydi tercüme ediyorum. Hazreti Ayşe diyor ki: Yusuf peygamber aleyhisselam pazara çıkarıldı satılmak üzere. Güzeller güzeli Yusuf. Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan hikaye onun hikayesidir. Güzelliği dillere destan. Mısırlılar çarşıya koştu almak hevesiyle köleyi efendimi görselerdi kuruş harcamazlardı. Devam ediyorum. Alkış için erken. Bu satış bitti, biliyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz? Bunu bilmeyen mi var? Türkiye'de herkes bilir. Züleyha satın aldı. Züleyha kraliçe ve aşık oldu. Güzellik aklını başından aldı, aşık oldu, deli oldu, çılgın oldu, şey daha oldu. Kadınlar da dedikodu ettiler. Ne diye dedikodu ediyorlar? Koskoca kraliçe para verip aldığı köleye aşık olmuş. Hele bak sen. Baktı kadınları susacağı yok. <laughs> Laftan anlamıyorlar. Sarayında muhteşem bir davet verdi dizildiler böyle kadınlar sahne gerisinde perdenin arkasında Hazreti Yusuf kadınların ellerinde birer keskin bıçak ve birer meyve turunç bekleyin dedi bekliyorlar ne olacak anlayamıyorlar kadınlar bir işaretle perde çekildi Hazreti Yusuf'u gördüler akılları başlarından gitti çıldırdılar Fara tutulmuş tavşan gibi. Kimse gözünü ayıramıyor. Gözleri kamaştı. Deli oldular. Züleyha emri verdi. Meyvelerinizi soyun. Kimse gözünü ayıramıyor. Meyve soyacağız diye hepsi ellerini kesti. Perde kapandı bir baktılar. Her taraf kan revan. Ama şunu anlayamadılar. Ben bu elimi her kadın diyor ki ben bu elimi 30 yerinden kestim dilim dilim oldu ama neden acı duymadım? Birbirlerine sordular. Sen acı duydun mu? Hayır. Sen duydun mu? Hayır. Şaşırdılar. Sonra anladılar. Güzelliği seyreden acıyı duymaz. Öğrendiler. Alimlerimiz de bize bunu bildiriyor. Buradan ders al. Güzelliği gördüğün zaman, güzelliği gördüğün zaman ölüm acısını duymazsın. Güzellerin en güzelini ölüm anında görmenin de bir yolu vardır. Vasiyetimi bildirdim, orada yazıyor. Boşuna vasiyet vermedik yani. Peki, şiir nasıl bitiyor? Hazreti Ayşe diyor ki: O kadınlar Yusuf'u gördüler, ellerini kestiler. Ya Resulallah, seni görselerdi, kalplerini keserler, yine acı duymazlardı la bil kulubi eydi. Aşkı bana öğretecekmiş. Avrupa'dan gelmiş de yok ya. Ben biliyorum senin aşk derken ne kastettiğini. Rengi siyahsa insan sayılmaz. Dünyanın güneyindense ölüme layık. Bir bomba yaparsan denemek için kobay. Sonra da aşk öyle mi? Hadi oradan. Haddini bil. Sen nasıl bir medeniyetin karşısında olduğunu biliyor musun? Diyebilmen için dersine çalışman lazım. Ben ben size dedenizin mektubunu getiriyorum. Kendimden bir şey söylemeye benim yetkim yok. Bu kadar haddimi aşmam. Ama rahmetli deden bunları söyledi. Haberin olsun. Mektup getirdim size dededen rahmetliden azıcık kırgın haberiniz olsun. Torunlarının durumundan biraz üzgün. Rahmetli. Gidince de selamınızı söyleyeceğim. Aksaray'a gittim. Candan bakıyorlardı diyeceğim. Ara sıra alkış da yaptılar diyeceğim. Size bir başka aşk hikayesi. Bu defa Farsça. Vasiyetim olan ikinci kitabın sahibinin dilinden. Molla Cami. Rahmetullahi Aleyh. Fatih'in hocası. Bak ne diyor. Ya Resulallah çebaşet çünsegi ashabı kehf. Dâhili cennet şevem der ahbab tu. O revedder cennetü men der cehennem keyravest. Osegi ashabı kehfest mensegi ashabı tu. Anlamı şu. Ya Resulallah. Öğrendim de. eshab-ı kehfin köpeği kıtmir cennete gitmiş. Eshab-ı kehfi tanıyor muyuz isim isim? Yemliha mekselina mislina mernuş da bernuş şazenuş kefeş tatayyuş. Yedi güzel insan. Kahraman. Kur'an-ı Kerim anlatıyor uzun uzun. O yedi güzel insan uyudu falan biliyorsun. Bilirsiniz meseleyi. Yanlarında da bir köpek var. Kıtmir. Sadakati Kıtmir'den öğren. Bir gözü kapalı bir gözü açık uyuyor. Neden? Kalkar giderler geride kalırım diye korkuyor. Tamamen kendini uykuya veremiyor. Düş zarar gelir dostlarıma diye. Sadakate bak. Sana da bu niye anlatılıyor? Aşkta sadakat nasıl olur? Öğren. E, köpek cennete nasıl gider diye sordum, öğrendim. Diyor Molla Cami Hazretleri. O yedi kişiye Hazreti Peygamber Aleyhisselam ahbab dedi. Dostlarım dedi. Ya Resulallah ahbabının köpeği cennette Şefaat et. Ashabının köpeğiyim ben. Ben de cennete gideyim de köpek yalnızlık çekmesin. Aşkı anlatacakmış. Otur oturduğun yerde. Şefaat yok diyorlar hocam. Ne dersiniz? TRT'de canlı yayında soru bana. Çok bilmeye başladık biz bu milenyumda çok. Her bir şeyleri biliyoruz artık. Kur'an-ı Kerim'de zaten geçen hafta nazil oldu ya. Taze taze izahlar. Tövbe ya Rabbi. Soruya bak. Şefaat yok diyorlar. Ne dersiniz hocam? Cevap verdim ben de. Tabii şefaat yok diyene şefaat yok. Hayır yani biri de şunu sordu. Meraklı çok. Hocam tıp ölüme çare arıyormuş. Ölümün çaresini bulacaklarmış. Ne dersiniz? Dedim ki zahmet etmesinler. Ben zaten ölümsüzüm. Bunlar insanı tanımıyorlar. Ecel geldiği zaman öldü sanıyorlar. Hayır. Ölen hayvan olur. İnsan ölesi değil. Sadece beden adlı yükü bırakıp devam ediyorsun yoluna. Sen ruhsun, beden değil. Beden eşektir, eşek. Hazreti Mevlana diyor ki: Beden isimli eşeğe bindin, dizginleri sağlam tut, ahıra gidiyorsun. İşi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin. Evet. Sözün sonu. Bağlıyorum. Telaş yok. Dünya ayrılık dünyası. Beni affedin ki siz de affedilesiniz. Bizimle ilgilenmedi, imza yapmadı, resim çektirmedi falan demeyin. Affedin ki affedilesiniz. Boş ver, resimden, imzadan bir şey çıkmaz. Ben size ne lazımsa onu söyledim. O lazım. Ama hayatı inançın resmini gösterdiğin zaman hiçbir şey geçmez eline. İlla o resim lazım diyorsan onu da zaten kiramen katibin çekiyor. Merak etme. Kaybolmaz. Önemsizle uğraşıp önemliyi unutma. Tasavvuf nedir diye sordular. Arif dedi ki ehemmi mühimme tercihtir. Bak kelimeleri kaybedince ne kadar zor anlaşıyoruz. Ehemmi mühimme tercih. Ne demek o? Daha önemli olanı önemli olanından öne almak. Söz önemli, onu duymalısın ama resmin önemi yok. Hiç önemi yok. Ama söz önemli. Söz hayat kurtarır. Evvela söz vardı. Kelam. Kelam kılıçtan keskindir. Kalem kılıçtan keskindir. Bir televizyon programındayım. Dört sene önce iftar programı. İftar programları kritiktir bizim işimizde. Kılı kılına o saniyede bitmesi lazım sözün. Bitmezse vakit girdi söz devam edemez. Yarım kalsa oraya reklam yakışmaz. Sunucu mahir olmalı, becerikli olmalı, iyi idare etmeli. Ama o gün sunucu arkadaşımız hanım kız işi bilmiyor. Yeni ekrana yakışıyor diye koymuşlar. <laughs> Program boyunca da onu götürdüm. Kızım sen herhalde şunu sormak istiyorsun dedim. Onun sorusunu da ben soruyorum. Cevabı veriyorum falan idare ettik. Programın sonuna geldik. Son bir dakika. Kız telaşlandı. Hani sunucu olarak başarılı görünmek istiyor. Son 60 saniyeye girerken hocam dedi. Artık son dakikadayız. İftar vakti geliyor. Son sözlerinizi alalım da programı kapatalım uygun görürseniz dedi. Kızım son sözlerimi mi istiyorsun? Evet dedi. O halde dikkat. Son sözüm şu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve <laughs> Hocam onu kastetmedim dedi. Benim son sözüm bu dedim ya. Her zaman söyleyeceğim bu. Dua et son sözüm orada da o olsun gülerek ölmek dedik ya o işte. Tabii. Şimdi Arapçadan da Farsçadan da şiirler okudun ne alemi vardı diyecekseniz hiç demeyin. Bir bildiğim var. Bu üç lisan, Arabi, Farsî, Türki eş yumurta üçüzüdür. İlim dili Arapça, sohbet dili Farsça, devlet dili Türkçedir. Bin yıldan beri böyledir. Bir başka şekilde tanımlanabilir. Peygamberler lisanı Arabi, evliyanın lisanı Farisi, devlet büyüklerinin lisanı Türkçedir. Üç lisanın imkanlarını toplayarak olağanüstü bir medeniyet inşa ettik biz. Bir hacı amca Hicaz'dan döndü, 80'lik ihtiyar, okuma yazma bilmiyor, Üniversiteye gitmediği için kafası da karışmamış. <laughs> Bu üniversite enteresan bir yer. Yani ben de oradan geliyorum da insanın kafası karışıyor. <laughs> Rahmetli dedem kadar net bir şey anlatmadılar ya. Dedemin de okuma yazması yoktu ama bana ne lazımsa öğretti. İslam'ın şartı beş, altıncısı haddini bilmek dedi dedem. Okuma yazma bilmiyor. Diploması da yok. O olmasın. Bana ne lazım onu söyledi işte. Bu ihtiyar ne öğretti biliyor musunuz bana? 80'lik ihtiyar hacdan dönmüş. Ne gördün Hicaz'da dedim. Ömründe ilk defa bu kadar uzun bir seyahate çıkmış. Heyecanlı. Araplar acayip insanlar evlat dedi. Hayırdır dedim. Türkçe ezan okuyorlar dedi. E dedim. Namazı da Türkçe kılıyorlar. <laughs> Nasıl yani dedim. E sübhaneke Allahümme ve bihamdike diye namaz kılıyor. Türkçe. Kur'an-ı Kerim'i bile Türkçe okuyorlar dedi. Tabi Yasin vel Kur'anil Hakim Türkçe okuyor. Tebarekelle bi yedihil mülk. Bal gibi Türkçe. Amca biliyor. <laughs> Peki dedim amca senin canını sıkan ne? Her şeyi Türkçe yapıyorlar da. Namazı, ezanı, Kur'an'ı kendi aralarında acayip bir dil konuşuyorlar. Anlayamadım değil mi? <laughs> Anlayamadım kendi aralarında nece konuşuyorlar. <laughs> Can kulağıyla dinlediniz. Buradan gözlerinizi gördüm, yüzlerinizi gördüm. Haklarınızı helal edin. Beni bağışlayın. Ve bana lütfen şöyle dua edin. Demin talebeye söylediğim gibi. Bu hoca ölürken gülsün diye dua edin. Bu dünyada bir tek muradım var. Giderken gülmek. Her şey gönlünce olsun.